Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttakin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. İnnel hamdülillah. Nehmaduhu ve nestağfiruhu ve na'udhu billahi min şururi anfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela muzille leh ve men yudlilhu fela hadiye leh. Ve neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Azze ve Celle şu bu sayyid Allah'ın gönlünü barçamızda barakatlı kıyam olsun. Rütken dersinizde braderler bana Ali ibn Abi Talib kerramallahu ve şahuni hayatını okubur yanıştı başta yanıdık. Bugün inşallah ikinci dersimiz. Ali raziyallahu anhu'nin takvası. Şabi eytedi. Küllanı burada Ali raziyallahu anhu köfe köçelerde borarken bir eşik aldı toxtab su soradı. Bir cariye yüden çıktı. Onun kolu da köze ve saç yuvarladı. Ali raziyallahu anhu onun yüden ondan bu kimli yüye edip soradı. Cariye falancı kastanlık edip cevap verdi. Ali ibn Abi Talib su içmesinden kete ordu yedi. Çünkü ana şu falancı kastal deyilgen adam ne işe de bir şubaha vardı. Bundan takva kılıçlık lazım bari. Gerçi çankayan bu saham içmesinden kete ordu. O kişinin tevekkülü. Yahya ibn Murra'dan rivayet kılınadı. Ali raziyallahu anhu tünlerini namaz bilen ötküzüşlük için tatavu namaz okuşluk için mescidge çıkarıydı. Onu korulaş için çıktıydı Yahya ibn Murra. O namazını okup tüketip olup bizge karadı da nemeye oturursalar bu yerde. Biz ettik sizinle korulaş için Ali ayıttı. Beni sama ahlıdan korkulaysalar mı? Ya ki yer ahlıdan mı? Yani parıştalardan korkulaysalar mı? Ya adamlardan mı? Biz yer ahlıdan dedik. Ali raziyallahu anh aytdı. Samada hüküm kılınma günüce yerde bir an narsa sadır bulmaydı. Yani takdirde yazılırken yine narsa buladı. Ta kadarı kelime günüce her bir adamın üstüde onu hımaya kılıp duruyor için ikide parışta buladı. Madem ki peşine geçiyor bala musibet yazılmayan mı? Onu korulup duradığı elbette farişte buladı. İki de farişte buladı. Kaçan kadar yani takdir kılınken iş gelse ana şu ikkele farişte ana şu kaderde takdir kılınken iş bilen bu insanın ortasını hali koyadı. Şunda kadar sadır buladı. Elbette Ali dedi Allah tamamından bulgen bir müstahkem korgan içi de bas acelim kılınken bulsa ana şu korgan açılıp gitedi işleri dedi. Demek ki kişinin tevekkülü şu derecede boyan ki Allah takdir kıyken bu suyu musibet yetedi. Bu masa yok. Hatırcam boyan. Allah'a boyan tevekkül insanın kalbine tamamen hatırcamlik, asayişteliğine, sakinetine apkeledi. Boş tutursa hesap kitap buladı. Eğer kalp geçirse gam gaylanıp kaladı. Kaytar ve etemen. Hesap kitap kılamız. Eğer şu keçide keçse, mende bolsa baharga çıkıp durur. Mende bol keçişim mümkün. Hesap kitap buladı. Çünkü hazımında kılaylık. Hesap kitap kellede bulsun. İndi ne kılamız deyip durup. Kellede yine sana kalp geçirip koysak. Gam buladı. Bu tavakkülümüzdeki nüksan buladı buradalar. Tırıyımız mı? Demek rızkımız hem bor. Tavakkül buradalar. Tavakkül sebep tıkılış. Neticesini Allah Teala'ya topşirişlik. Annama asabahu lam yakun liyuhtiyahu. Kişi unga takdirde kelişi yazılıyken narsa adaşmasligiga iman keltirmagunicha. Yani yazıldı mı? Aniq keladi. Yazılmadı mı? Aniq kelmaydi. Shunga ishonmagunicha imonning mazasini totmaydi. Sahobalar tavakkul qilishgan. Ular tavakkul qilishmagan. Tavakkul sizga bog'liq bo'lgan sababni qilib, natijasini Allohga tashab qo'yish. Tavakkul beparvolik. Allohda aytgani bo'ladi deb yuraverishlik. Biz odamlarni qarasang shu masalada ikkiga bo'linib olgan. Tavakkal qilgani, tavakkal qilib turib hech narsa qilmay qo'ygan. Ili ikkinchisi hisob kitobni qilgan, g'ab qalbga tushib olgan, tavakkulda tavakkul bo'lmay qolgan, g'amga aylanib qolgan. O'zimiz xohlagan natijaga erishishlik uchun sababni qilamiz, g'amni Alloh taolaga topshirib qo'yamiz. Sahobalarning tavakkuli tavakkul bo'lgan, tavakkul emas. Yalqovlik suskashlik emas. Ular sabablarni albatta qilishgan, ammo sababni o'ziga ila suyanishmagan. Çünkü dikkat kılıyorlar. Çünkü
sababda özüge gene suyanışlık, braderler, şirkni bir körünüşü boladı. Sababda özüge gene suyanışlık, şirkni bir körünüşü boladı. Sabab tıkıldık, kimge suyanamız? Allah Azze ve Celle'nin merhameti ki suyanamız. Demek, sahabalar her bir işi de Allah ki suyanar adı, özüge bağlı sababda kıpoyan eden ki, huddu yaş bala her bitti işte özünü anası ki suyan edek. Ali ibn Abi Talib raziyallahu anhu duası icabat kişilerden idi. Bir kişi Ali ibn Abi Talib ki yalgan yapırdı. Ali raziyallahu anhu sen beni elde yapsan, sen beni yalgan yapırdın dedi. Haligi adam yalgan yapırmadım dedi. Yalgan yapır yapsan, ben seni duaybat kılaman dedi. Duaybat kılavur dedi. Ali raziyallahu anhu dua kıldı. Mana şu kişinin iki kere gözü kör bu kaldı. Yani bana şu adam menge yalan yapırken bası iki kere gözünü kör kıyında dua kuludu. İki kere gözü kör buldu. Aciz buldu. Zahidliği. Zahidliği. Ömer İbn-i Abdülaziz rahmetullahi aleyhi dedi. Ali raziyallahu anhu adamlarının en zahidi, zahid rahları denedi. Macma İbn-i Süleyman At-Tami dedi. Küllerini biri de Ali İbn-i Abi Talib kılıçını kötürüp bazarga çıktı. Kim benden bu kılıçımı satıp aladı? Bazarga salıyordu. Halife, halife, cenge ap çıkardıkken asbabı kılıçını satkana çıktı. Nemi için satkana çıkıyordu? Eğer tör dirhamım bu yanı da, özümge izar satıp agen bulardım, şu kılıçımı satmazdım dedi. Tör dirham pulu yok, buradan karzge ama yaptı, buradan nasıl soruma yaptı, kılıçını kötürüp çıkıyordu. Ana buradalar zahid deyhaneke bu yanı. Ve halen ki Kore'de Müslümanlardı baytul malı bugün. Müslüman memleketi ancak bay badavlat bugün şüphayette. Ama bu kişi baytul malıya karamagen Müslümanlardı malıdan takıva kıyken. Bizde mensabki nemege intilinirdi. Mensabki baylık intilirdi deseniz özü bay buladı o adam. Yeni hem köprü abba buluş şimdi. Şuna kalma. Bu kişilerde görüyorlar. Halife bulup durup tör dirhem pulu yok. İzar agene bazarga çıkıp kılıçını satı yaptı. Bize akıllarımız ki hakikaten sığmıydı bu nasıl. Hazır gidi akıllarımız ki. Bir kişi küllerini biri de Ali raziyallahu anh'ın huzuru gekirdi. Onun üstünde napız köylüğü var. Soğuğdu hava. Kaltırıp sokakta oturardı. Hali kişi halifana havalını körüp ey amir el-muminin Allah sizi giyen bir yanı baytul maldan hak ne? Baytul malda sizi hem hakiz var o. Ailezi hakkı var. Nasibiz var o da yanı da. Ali ibn Abi Talib etti ki Allah'a kasam. Men siladı malilerden birer nesana amiyman dedi. Vahalen ki hakkı var. Vahalen ki hakkı var. İslam'da evvelde İslam'a hizmet koyan kişilerde Ebu Bekir Sıddık raziyallahu anhu katta bir nafakalarda ajratıp koyan. Ömer ibn Hattab davrada hem bu nasıl koyan. Keyingi halifeler davrada koyan. Aylık maaşı. Ama Ali raziyallahu anhu amiyaptı. Zahidlikke dalalat mı bu? Adabı. Ali raziyallahu anhu esini tanigen günüden başlayıp Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin üyü de kattabı oldu. Nebevi adab bulağıdan toyup içti. Seyyidül alaminin ahlakıdan özüge yuhturdu. Bana şu adabını, asarı, bilgileri, sözü de, yürüyüş türüşü de, hareketleri de, fiilleri de şimdi görünüp durardı. Abbas'ın mevlası Suhayb aytadı. Abbas İbn Abdülmuttalib, Ali İbn Abi Talib'in amakisi. Abbas'ın mevlası Suhayb aytadı. Men Ali raziyallahu anh'ını Abbas İbn Abdülmuttalib'in kolunu ve ayağını öpüp durup ey amaki menden razı bolin diyekkenliğini gördüm. Amakisini ayak kolunu öpüp menden razı bolin amaki diye yaptı. Ve halen ki manzilat mertebe cihatıdan Ali ibn Abi Talib, Abbas ibn Abdülmuttalib'den barat bogan. Lekin amakisi bogan, otasının ülkesi bogan, cigarı bogan, yaşı ulu boganı için bana şimdi bir hürmet, izzet görseti yaptı. Çünkü hani ki 3-4'te kitap okup bogan, 2'te sureyi atılıp bogan ülkeler, hani özümüzden içine ketip kalsak, karımdaşı olurlar çekirgen de bulaşın insanı bilmedi deyip durup kibirge ketmeyelik. Ali raziyallahu anhu amakisinin kolunu ayağını öpü yaptı. Minden razı buluydu. Bu adabıge dalalat kıladı bu kişinin. Gayürlüge. Onun salamat fitreti, kalbinin safliği,
ve Allohga bo'lgan itoati Ali roziyallohu anhuni g'ayur bo'lishlikka undadi. Birodarlar, g'ayurlik erkak kishida bo'lish kerak bo'lgan sifat. Musulmon erkak kishida bo'lishligi o'ta muhim. Ayrim kishilarning ayollari yolg'iz o'zi bozorda chiqib, erkaklarga aralashib, g'ayri dinlarga aralashib yurganini xabarini eshitib Ali ibn Abi Talib aytdiki, ana shunday kishilarga qarab, sizlarning ayrimlaringizning ayollari bozorlarga chiqib, begonalar bilan aralashib yurganini xabari menga keldi. Uyalmaysizlarmi? Ayollaringizda rashk qilmaysizlarmi dedi. Ayolini o'zini ko'cha qo'yib yuborgan. Hozirda ham bor buni qadar. O'zi o'tiradi uyda. O'zi uyda o'tiradi. Hech narsa qilmaydi. To'g'rimi shu? Endi kasal bo'lsa, nochor bo'lsa, uydan chiqa olmaydigan bir qandaydir nogiron bir nuqson bo'ladigan bo'lsa mayli endi. Ayol kishi o'zi ho'kizdek sog' bo'lib turib uyda o'tirib olib, faqatgina xotinni top kelgan yeb o'tirganlik birodarlar musulmon erkakka to'g'ri kelmaydi. Endiki unaqa erkaklar nima deydi, o'rganib qoladi uydan chiqmasdan-chi? O'rganib qoladi, issiq uy, svetno televizor, xarabalisga antenna o'tirib oladi-da. Sahovati va karami. Ali roziyallohu anhu yoshligida ham sahovat pesha edi. Yoshi ulug' oqsoqol bo'lganda ham sahiy zot bo'lgan. Bir kishi Ali roziyallohu anhu uni oldiga kelib, "Ey Amirul mu'minin, bir hojatim bor sizda. Ehtiyojim bor" dedi. "Sizga aytishdan avval Allohga duo qildim. Agar shu hojatimni ado qilsangiz, Allohga hamd aytaman, sizga minnatdorchilik bildiraman. Agar ado qilmasangiz, Allohga hamd aytaman. Siz shuni qo'yaman" dedi. Ya'ni uzri bor ekan deb qo'yaman dedi. Ali roziyallohu anhu aytdiki, "Hojatingni yerga yoz" dedi. "Aytma, yerga yoz. Chunki men seni yuzingda hojat, savol, xijolatni ko'rishni istamayman" dedi. "Gapirib ham hujjatimni yerga yoz" deyapti. U kishi "Men muhtojman" deb yozdi. Ali ibn Abi Talib bitta ko'ynak senga mendan dedi. Demak, o'sha paytda bor edi ekan qo'lida bir narsa. Keyin hali odam "Yana hojatim bor" dedi, "100 dinor senga" dedi. Buni ko'rib turgan asbaq aytdi, "Ey Amirul mu'minin, bitta odamga bitta ko'ynak bilan 100 dinor berib yuborasizmi?" dedi. Ali roziyallohu anhu aytdi, "Ha" dedi. Ya'ni shu so'rayotgan odam shunga loyiq odam edi. "Ha, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni anzilun nasa manazilahum, odamlarni manzilatiga qarab muomala qilinglar" deganini eshitganman dedi. Ya'ni muhtoj bo'lib kelgan odam shunday bir hurmat ko'rishlikka loyiq odam edi. Shunga loyiq odam edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisini aytayapti. Shunga loyiq odam, shuning uchun berdim dedi. Ana sahovat, birodarlar. Adolati. Agar Ali ibn Abi Talibning adolat haqida so'z olsak, u kishining adolati ayni Umar ibn Xattobning adolatiga o'xshaydi. Mashhur qissa, avval darslarimizda aytganmiz. Bir kuni xalifa Ali ibn Abi Talib karramallohu vajhahu o'zini qimmatbaho qalqonini yo'qotib qo'ydi. Janglarda o'lja olingan qimmatbaho qalqonini yo'qotib qo'ydi. Shu qalqonni Kufa bozorida sotmoqchi bo'lgan bir odamni Ali ibn Abi Talib ushlab oldi. Alini qalqoni bo'yagini qo'lida. Bu zimmiy, musulmon emas. Qalqonini tanidida xalifa ushlab turib, "Bu meni qalqonim. Men buni yo'qotib qo'yganman falon kechada, falon joyda" dedi. Zimmiy aytdi, "Ey Amirul mu'minin, qalqon meni qo'limda turibdi. Qalqon meniki" dedi. Ali aytdi, "Kimga sotganim yo'q, birovga berganim ham yo'q seni qo'lingda bo'lib qolishiga sabab." Zimmiy aytdi, "Oramizda musulmon qozi hukm chiqarsin" dedi. "Bo'pti" dedi Ali ibn Abi Talib. Xalifa, davlat rahbari o'zini qalqonini g'ayri dinni qo'lida ko'rib turib, qozining oldiga ketishligi o'zi ajib narsa emasmi? Nima deyapsan ey? Men bilan qosiga borasanmi? Yana qarang, yonida hech kim yo'q, ol qo'lidan" degan. Yolg'iz o'zi yuradi. Ikkalasi qozi Shuroyxni oldiga borishdi. Qozi Shuroyx ularni ikkalasining so'zini eshitib turib, "Ali ibn Abi Talibga nima deysiz?" dedi. "Men qalqonimni mana bu kishining qo'lida topdim. Tahqiq uni falon kechada, falon yerda tushirib qo'ygan edim. U sotib ham olgani yo'q, yoki men unga hadiya ham qilmadim. Bu qalqon meniki" dedi.
Şurayh kazı zimmiye ne mi deysen dedi. Bu benim kalkanım çünkü benim kolumda turuptu dedi. Şariyat boyunca dava kılıyken adam hüccet keltiradi. Hüccet keltiramasa dava kılıyken adam kasam içerdi. Meniki Allah'a kasam dedi bu oldu şu buna hüküm ketti. Nargi kalkanı götürüp kete uğradı. Kazı etti. Ey amir al-mu'minin sizi rast gönlünüzde şubham yok. Siz rast yapırsınız. Lekin güvah gereği dedi. Amir al-mu'minin ulu sahaba ilim şehrini eşiği Resulullah'ın amakivaçası Ali ibn Abi Talib. Lekin güvah getirişini gerek. Şu sözünüzü rastlığa güvahlı kötü adıgan adamız var mı dedi. İki kişi buluş gerek güvah. Halife etti. Mavlayım Kambar ve oğlum Hasan dedi. İkalası bilişadı. İkalası güvahlı kötüydü dedi. Yine bir ayette ikalı oğlum dedi. Hasan bilen Hüseyin. Kaza etti. Lekin ey emirin mumini hükümde farzantını, özünü atasını faydası gibi verirken güvahlı kötüydü dedi. Ali raziyallahu anh ey subhanallah. Cennet ahladan bugün yiğitini güvahlı kötüydü mi dedi. Hasan ibn Ali'ni. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etkenler Hasan bulan Hüseyin cennet yiğitlerinin sayyidi degen. Beni közümü kuvancı kalbimi çeçeği degen. Ötmeydi mi dedi? Kaza etti. Eşkemen bu hadisini dedi. Lekin farzantını özünü otasının faydası gibi verirken güvahlı geni ben kabul kımıyım ben dedi. Zimmiye karadı Ali raziyallahu anh'u güvah ötme yaptı. Alavur dedi. Kalkan seninki dedi. Zimmiye etti. Lekin men dedi ey emir-i müminin kalkan sizi ekenliğinizde men özüm güvahlı veremem dedi. Sonra koşup koydu. Emir-i müminin men bilen özünü kazısını aldı da hüccetleşedi. Kazısı onu ziyanıge hüküm çıkaradı. Şu nesige büyürken din hak ekenliğinde men şubham yok. Güvahlı veremem. Allah'tan özge ilah yok. Muhammed onun elçisi ve Resulü. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed Resulullah'dır. Güvahlı bir Müslüman oldu. Devlet rehberi özünü kazısını aldığı varsa özünü devletini, özü tayin eden kazını hükmü rehberdi ziyanı gibi ve rehber bunu kabul kısa. Buradalar İslam tarihi İslam tarihi de var bunası fakat. Fakat bilmemiz bu tarihimiz afsus. Bizga ertaga kech islamski sizlar aytdinglar. Islamski deseler terrorizm degan so'z keladigan bo'lib qolgan. Birodarlar, terrorni islomga hech qanaqa aloqasi yo'q. Biz dinimizga tuhma, dinimizga bo'xton qilayotgan, dinimizni dushmanlarining ishi bu. Islamski deseler shu sinonim bo'lib qolgan shu so'z. Hasan desa Husan kelganda ha. Bizga singdirib olishyapti shunaqa deb. Lekin islomga hech qanday aloqasi yo'q birodarlar bu narsalarda. Endi bu narsalarni kallamizdan chiqarishimiz uchun kitob o'qishimiz kerak. Faqat televizor tayda o'tirmasligimiz kerak. O'g'lim, mana shu kitobni o'qib tugatsangiz, mana ona sana beraman deb o'roringda. Ilm fazli. Ilm haqida. Uni talab qilishlik fazli haqida. Ilmning haqiqiy egasi bo'lgan Ali aytadilar. Mana endi ilmga tegishli narsalarni aytamiz. Ey ilm talabi, ilmga amal qil. İlmiga amal qilgan va ilmi amaliga muvofiq kelgan kishigina haqiqiy olimdir. O'qib qo'ysanglar olim emas, yodlab qo'ysanglar olim emas, amalda tatbiq qilsa olim. Yaqinda ilmni yod olgan, lekin ilmi xalqomidan yuqoriga ko'tarilmaydigan qavmlar keladi. Faqat gapiradi, amalida ko'rinmaydi bu narsa. Ularning ilmlari amallariga İçleri, taşlariga, taşkarılariga teskari bo'ladi. Halka halka bo'lib oturup olup, birbirlariga maqtanadilar. Bilishini yonidagiga bildirishni xohlaydi. Sendan bilimdorroqman deb turib, undan so'ralmasa ham gapiraveradi. Maqsad nima bo'lyapti? Hattoki bir kishi suhbatdoshidan uning halqasini tashlab ikkinchi halqaga borib qo'shilgani uchun g'azablanadi. Hatta ki bir kişi suhbatdoshidan g'azablanadi. Nima uchun? Bu halkadan chiqib nariga halkaga borib olgani uchun. Ularning bunday majlislaridagi amallari Allohga ko'tarilmaydi.
İmam-ı Nevavi'nin Mecmu kitabını. İlim buradalar birleştiriş gereği bize. Ülkeler. İlim okuyabız mı? Bizi birleştirişlik gereği ilim. Eğer böyleyken olsa demek bu ilimmez bu. İlim bölmeydi, ilim birleştirirdi. Bana şimdi Ali İbn Abi Talib'nin tili bilen talibi ilimde buluş gereği bugün adablar. Talibi ilimde ustazıge nisbeten buluş gereği adabı. Alim bilen adamlarda kılış gereği bugün muamelesindeki adabı. Kendi buluş gerek. Amirul Mu'minin Ali İbn Abi Talib aytadılar. Talibi ilimge. Senin zimmendeki alimnin hakları adamlarga umumi salam berib, onun özüge alohida salam berişin. Meclise girdiniz, assalamu aleyküm damla. Yaşı mısınız? Hamaga salam beriladi, damlaga alohida salam beriladi. Onun aldığı oturuşun, onun huzurida kolin ve közün bilen ima işara kılmasligin. Onge falancı zigapizi tezkarısını yapırken de demesligin. Savol soruyordu, damla cevap verirse, falancı damla bana kadar gendiydi. Bana şu biadabli buladı. Onun aldığı da burağını gıybet kılmasligin. Tibyan kitabıdır. Al-Fakih ve'l-Mutafakih kitabı da getirildi. Ali raziyallahu anh'u yine şundaydı. Onge köp savol vermesligin. Cevap verişte onu meşakkatke koymasligin. Erinip turganı da onu mecburlamasligin. Ketiş için onudan tursa, kiyimiden tartmasligin. Onge falancı sizning sözünüzün hilafını yapırdı demesligin. Onun sırrını faş kılmasligin. Onun huzurunda brantasını gıybet kılmasligin. Onun barı da hem, yoğu da hem onu himaya kılışın. Bunların hamması alimnin haklarıdır. Alim dedi Ali İbn Abi Talib. Hurma daraktı yok şeydi. O senge meyvesinden taşlaşını kütüp duruşun gerek. Al-Fakih ve Al-Mutafakih kitabıdan. Demek alimler bilen, damlalar bilen, ustazlar bilen kılınadığı muamele bana şunu deyip buluşmak gerek. Bu Ali İbn Abi Talib'de sözleriydi. İlim hakkı da Ali İbn Abi Talib aytardı diyene. İlimsiz kişi bilmeyen narsas hakkı da sonra gene hayal kılması gerek. Oralarınızdaki bilmeyen kişi bilmeyen narsasını örgen gene hayal kılmasın. İlimsiz kişi bilmeyen narsası hakkında savol soruşdan uyalmasın. Fakat savol soruş diye bir nimesi var iken, adabı var iken. Bana şimdi savol soruladı. Damlalar, ahli ilimler cevap verdi. Hakiki fakih kim? Hakiki fiqh egesi kim? Ali raziyallahu anh'ın sözü. Sizlerge hakiki fakih kim ekenini ayıp vereyim mi? Haram, haram, şubha, haram, haram doğru diyor kimlerdir? Mümkünmez. Hakiki fakih adamlarını Allah'ını rahmetinden naumit kimidigen. Onlarge Allah'ge asib oladigen işlerge ruhsat vermeydigen. Onlarını Allah'ın makreden beyparva kaldırmeydigen. Kur'an'ını koyup boşanarsage başka narsaga rağbat qilishlikka undamaydigan kişi. Haqiqiy faqih shunday insonki Allohning rahmatidan noumid ham qilmaydi. Lekin gunohlarga yo'l ham ochib bermaydi. Allohning makridan omonda bo'lishlikka ham chaqirmaydi. Qur'ondan boshqa narsaga muhabbatli bo'lishlikka chaqirmaydi. Fiqhi bo'lmagan ibodatda yaxshilik yo'q. Fahmi bo'lmagan fiqhda ham yaxshilik yo'q. Tadabburi yo'q, qiroatda ham yaxshilik yo'q. Rabbani alim kim? Ali raziyallahu anhu ulamalarını Rabbani alim buluşlarına çakırgen. Rabbani alim kim? Allah'ını tanıgen, onu büyürüklerini bilgen, becergen, amal kıgen alim. Ali raziyallahu anhu aytardılar, adamlar üç kul buladı. Adamlar üç kul buladı. Birincisi, Rabbani alim. Hazır ki biz etken sıfatlarına doğru geliyor. İkincisi, Necat topiş maksadı da ilim örgeneyken adam. Üçüncüsü, doğru keken adam geri geçip getirir adıgan, şamal kalkı etse şu yakın mal bulup getirir adıgan adam. Yani ilimsiz adam degen. Ya alim, ya ilim örgene uçu, ya amede bet yaptı.
Ali ibn Abi Talib raziyallahu anhu'nun hikmetlerinden. Ali raziyallahu anhu hikmetinin bulağı idi. O zotga nurani akıl ve imani cesed ato etilgen idi. O kişiden rivayet kılıngan hikmetler juda ham köp. O kişi aytar edi. Az gine bulup, davomli bo'lgan narsa ko'p bo'lib malollantiradigan narsadan yaxshiroq. Taqvo xulqlarning raisidir. Taqvo xulqlarning raisidir. Bo'lmagan narsa haqida so'rama. Chunki bo'lgan narsalarning ustida sen uchun yetarli mashg'ala bor. Mana bo'lsa nima bo'ladi? Mana bo'lsa bo'ldimi? Yo'q. Bo'lgan narsani gapir. Bo'layotgan narsa sen uchun yetarli ham, bo'lmayotgan narsani so'ramagin. Har qaysi idish unga bir narsa solishni bilan torayadi. Faqatgina ilm idishi unga har qancha soma faqat kengayaveradi. Dunyoning achchig'i oxiratning halovatidir. Dunyoning halovati oxiratning achchig'idir. G'ayur kishi hech qachon zino qilmaydi. G'ayur kishi hech qachon zino qilmaydi. Chunki siz nima qilsangiz, axlingizga ham xuddi shu narsa duch kelishligini fikr qilsangiz, birov ayoliga qaramaysiz, chunki sizga ham qarashadi. Yoki sizga ham qaraydi birovga. Demak, haqiqiy g'ayur kishi nima qilar ekan? Zino qilmas ekan. Ibratlar naqadar ko'p, ammo ularga e'tibor kam. Xilvatda ma'siyat qilishdan ehtiyot bo'linglar, chunki hukm chiqaruvchi ularni hammasiga guvoh. Hukmni kim chiqaradi? Alloh chiqaradimi? Hech kim ko'rmayotgan joyda gunoh qildingizmi? Alloh ko'rdi. Istig'fori bor bo'la turib, noumid bo'lgan kishidan hayronman. Istig'for bormi? Istig'for aytsangiz Alloh mashaqqatingizni yengil qilishiga ishonasizmi? Noumid bo'lmang. Istig'for ayting, umidvor bo'ling. Iffat faqirlik ziynati, shukr boylik ziynati. Amalsiz duo qiluvchi ipi yo'q kamondan o'q otuvchi kabidir. Amal yo'q duo qilaveradi. Amal yo'q duo qilaveradi. Kutaveradi, umid qilaveradi, lekin hech narsa yo'q amalida. Ipi yo'q kamondan o'q ketadimi? Eng og'ir gunoh egasi parvo qilmaydigan gunoh. O'zingda bor bo'lgan aybni boshqalarda ayblashliging sen uchun eng katta ayb. O'zingda bor bo'lgan aybni boshqalarda ayblashliging sen uchun eng katta ayb. Kimga hayo libos kiydirsa, odamlar uning aybini ko'rmaydilar. O'ziga o'zi baho berishlik kishini o'sishlikdan to'sib qo'yadi. O'ziga o'zi baho berishlik kishini o'sishlikdan to'sib qo'yadi. Raislik boshliqlik. Raislik asbobi bag'ri kenglik. Boshliq odam bag'ri keng bo'lish kerak. Shundagina odamlarni boshqara oladi u. Kechirimli bo'lish kerak degani. Shart kesib tashlaydigan emas. Gunohni tark qilish tavba talab qilishdan osonroqdir. Kishining kimligi uning tilini ostiga yashirib qo'yilgan. Agar ibrat olaman desanglar, ibrat ko'rsatildi. Eshitaman desanglar, eshittirildi. Hidoyatlanaman desanglar, hidoyat ko'rsatildi. Rizqni sadaqa qilish bilan talab qilinglar. Rizqni sadaqa qilishlik bilan talab qilinglar. Berganini o'rniga to'ldirilishligiga ishongan odamgina infoq qila oladi. Berganini o'rnini Alloh to'ldirib qo'yadi deb ishongan odamgina infoq qila oladi. Kamayib qoladi degan odam infoq qila olmaydi. Ikki kishi hech to'ymaydi. Ilm talabida bo'lgan va mol talabida bo'lgan kishi. G'ibat ojizlarning mehnati. G'ibat ojizlarning ishi. Albatta qalblarning ochilgan va yopiladigan vaqti bo'ladi. Qalb ochilgan paytda uni nafllarga buyuring. Yopilgan vaqtda esa farzlar bilan kifoyalantiring. Insonni qalbi ochilib, ruhoniyati bir ochilib,
iqbol qilib qo'yganda nafl namozlar kechasi, nafl ro'zalar kunduzlari, tinimsiz tasbih tahlil Qur'on tilovatiga buyuramiz, ammo ba'zida ozgina mollanib ham charchab ham qoladi. Charchab qoladi. Shunda farzni qilib tursa nima bo'ladi? Shuning uchun siz amalga buyurayotgan birodaringizning holiga qarang. Ko'tara olmayaptimi? Naflni buyurmay turing. Naflni buyurmay turing. Kim o'z ro'yida turib olsa halok bo'ladi. Kim odamlardan maslahat olsa, ularning aqllari ega bo'ladi. Aql to'lsa, so'z ozayadi. Aql to'lsa, so'z ozayadi. O'shuning uchun yosh kattalarimizning so'zi oz. Chunki aqllar to'lgan. Ko'pni ko'rdi, yaxshi yomon kunni ko'rdi, kerak emas gaplar ko'p bo'lishligini bildi. Shuning uchun yoshi ulug'larimiz aqli to'lgan, o'shuning uchun so'zi oz. Dunyo egalari dunyo parastlar. Ulov ustida uxlab ketayotgan kishiga o'xshaydilar. Ulov qayoqqa olib ketsa, ketavergandek, faqat dunyoni quvgan dunyo ahllari ulovni ustida uxlab ketayotgan odamga o'xshaydi. Aqulu qawli hada